Olay Televizyonu'ndan merhabalar sevgili izleyenler. Özel yayınla karşınızdayız. Bursa'da ulaşım sıkıntıları yaşanıyor. Özellikle Bursa-İzmir yolunda ciddi sıkıntılar var. Dün geceden başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini iyice arttırdı ve sabah saatlerinde ciddi bir şekilde yoğunlaştı ve şehirler arası yollarda bazı sıkıntılar oluşuyor. İzmir-Bursa-İzmir yolunda tırların kayması sonucu her iki yönde trafiğe kapandı, araçlar durdu. Bölgede mahsur kalan araçlar var. Orada çok sayıda vatandaşlar var. Şimdi bölgedeki muhabirimiz Meva Coşkun'a bağlanacağız. Bize son durumu aktaracak bölgeden. Meva. Ferit Şen Ocak, Bursa'da kar yağışı hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Bursa'da büyük bir yoğunluk var kar yağışında ve beyaz esaretin altında olduğunu belirtmiştik Bursa'nın. Biz şu anda yayınımızı İzmir yolundan yapıyoruz. Tabii şu anda yol durumu oldukça yoğun bir trafik var ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Şu an İzmir yolunda trafik çok ağır ilerliyor. Araçlar tedbirli ve dikkatli bir şekilde yolculuklarını sürdürmeye gayret ediyorlar. Tabii kar yağışının hızını hiç kesmemesi, havada bir sis olmamasına rağmen yoğun kar yağışının bir görüş mesafesini düşürdüğünü belirtebiliriz. Bursa genelinde bazı bölgelerde sis de etkili oluyor, ancak bulunduğumuz yerde yoğun bir sis var demek mümkün değil. Ama yoğun kar yağışı zaman zaman görüş mesafesini düşürüyor ve şu anda araçların oldukça yavaş ve tedbirli ilerlediğini belirtebiliriz. Tabii biz trafikteyken de zaman zaman aracın kaydığını gözlemledik ve bununla birlikte özellikle bazı araçlar ve büyük araçlar, tırlar oldukça yavaş ve dikkatli ilerlemeye çalışıyor. Yollarda çok büyük bir yoğunluk var kar nedeniyle. Tabii ekipler de çalışmalarını sürdürüyor, ancak kar yağışı durmadığı için hava şartlarının el verdiği ölçüde hem ekipler hem de vatandaşlar ilerleyebiliyor. Karacabey'in girişinde Çingençeşme mevkiinde iki tır aracının devrildiğini belirtelim. Tabii bu trafik kazası da trafiği kilit duruma getirdi. Öyle ki o güzergahta trafik akışı sağlanamıyor. Bu tabii diğer yollara da yansıyor trafikteki bu aksaklık. Öyle ki trafiğin birçok noktasında tıkanmalar meydana geldi. Ve şu anda bazı araçların yolda kaldığını görüyoruz. Ben hemen geliyorum şöyle. Yolda kaldınız sanırım. Yolda kalmadık da karayolları çalışmıyor. Onun için buzlama çok. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar ufak arabalar yollara çıkmasınlar. Buradan ricam, karayolları bizi bir görsün ya. Her şeyi görüyorsunuz yani. Kar yağışının da evet. Ya. Bir görün de rezilliğimizi. Evet, kar yağışının tabii çok yoğun olması bu ekiplerin çalışmalarını da zorlaştırıyor. O yüzden vatandaşlar da trafikte zor anlar yaşıyor. Biz özellikle geçtiğimiz güzergahlarda ekip araçlarını da gördük, gözlemledik çalışmalarını sürdüren. Ancak kar yağışı da hiç kesilmediği için ve özellikle Bursa'nın bazı bölgelerinde çok yoğun bir kar yağışı olduğu için zaman zaman tabii bu karın mesafesi artıyor. Yollarda bir tıkanıklığa da neden oluyor. Şu anda bir ekip aracı geçiyor ve trafikte özellikle karların biriktiği yerleri temizlemeye gayret ediyor. Tabii bu kar yağışı Bursa trafiğini de biraz zorlamış durumda. Ama vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtelim özellikle trafikte. Şu an biz İzmir yolu güzergahındayız ve burada da kar yağışı oldukça yoğun bir şekilde etkili oluyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlamıştı kar yağışı ve etkisini hiç yitirmedi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının çok daha etkili olduğunu belirtelim. Tabii meteoroloji verilerine baktığımızda ise kar yağışının salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda hem ekipler çalışmalarını sürdürüyor hem de vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Özellikle akşam saatlerinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda
Ferit, şu anda biz yayınımızı İzmir yolu güzergahında yapıyoruz. Kar yağışının oldukça etkili olduğunu belirttik ve kameraman arkadaşım Feridun Özaydın da görüntüleri ekranlarınıza canlı bir şekilde yansıtmaya çalıştı. Hava sıcaklıklarının da oldukça düştüğünü belirtelim ve kar yağışının görüş mesafesini düşürdüğünü de belirtelim. Tabii yollarda çok büyük bir yoğunluk var kardan dolayı. Biz şu anda İzmir yolundan gerçekleştirdik bu yayınımızı. Burada yayını noktalayıp sözü tekrar size bırakıyoruz Ferit. Peki Meva, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Bursa'da kar esareti devam ediyor. Özellikle Bursa-İzmir yolu Karacabey istikametinde Uluabat Gölü civarında kar esareti yaşanıyor. Buradaki karayolunda tırların kayması ve bazı araçların kayması sonucu her iki şeritte de trafik durma noktasına geldi. Öyle ki bölgeden gelen haberlerde ortalama tam olarak sıkıntının yaşandığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2000'e yakın aracın da bu bölgede olduğu belirtiliyor. Otobüslerle birlikte, yani yolcu otobüsleriyle birlikte çok sayıda araç bölgede mahsur kalmış durumda. Şimdi o bölgeden birine bağlanacağız. Bölgede mağdur olan vatandaşlardan biri, bölgede mahsur kalmış vatandaşlardan birinden alacağız bilgileri. Mecit Bey telefon attığımızda. Mecit Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, tam duydum. Mecit Bey, şu anda orada nasıl bir tablo var? Efendim, şu anda burada 3000'e yakın, 3500'e yakın bir araç var. Tırlar, otobüsler, normal otomobiller. Bunların içerisinde şeker hastaları, çocuklar var, yaşlılar var. Benzinlerimiz bitmek üzere. Tuvalet ihtiyacı olanlar var. Hava bayağı soğuk, tipi var. Yaklaşık gece saat 12'den beri yoldayız. Bulunduğumuz noktada 4 saat 5 saatten beri bulunduğumuz noktada bekliyoruz. Herhangi bir ilerleme olmadı. Peki Mecit Bey, şu anda tam olarak neredesiniz? Yani Karacabey yolu istikameti İzmir yolu. Şu anda Uluvat Gölü yakınlarındayız. Mustafa Kemal Paşa'yı geçince yaklaşık bir 5-6 kilometre geçince oralardayız. Burada ciddi bir araç kuyruğu söz konusu mu peki? Evet, yani ciddi bir araç kuyruğu söz konusu. Yetkililer yardıma gelmeye çalışsalar da gelemezler diye düşünüyoruz zaten. Şu anda adım atılacak yer yok. Her tarafımız araç. İki şeritli yol var. Evet. Geliş yönü de gidiş yönü olarak ayarlanmış bir şekilde. Bütün yönleri İzmir'den Bursa istikametine doğru kapatılmış bir şekilde. Şimdi bölgeden bize gelen tırların kayıp devrildiği yönünde, bu yüzden yolun kapandığı yönünde sizin gözlemlediğiniz başka bir sebep var mı yolun kapanmasına ilişkin? Yani şu anda bizim sadece duyduğumuz o şekilde, sizin duyduğunuz gibi. Evet. Otobüs devrilmiş, tırlar devrilmiş. Çekiciler hava şartlarından dolayı işte müdahalede bulunamıyorlarmış. Onun için Akut erzak göndermeye çalışıyormuş. Kızılay devreye girmeye çalışıyormuş. Bekliyoruz şu anda. Ne kadardır oradasınız? Ne kadardır mahsur durumdasınız şu anda? Yaklaşık bir 6-6,5 saattir bulunduğumuz konumdayız. Hiç ilerleme falan olmadı. Bekliyoruz. Halen bekliyoruz. Ve biraz daha kalırsak yaklaşık bir 3-4 saat sonra bizim aracımızın yakıtı bitmek üzere zaten. Tam da onu soracaktım. Isınma işini nasıl sağlayabiliyorsunuz? Yani şu anda otobüs kaptanlarımız kontak kapatmayı düşünmüyorlar. İçerideki yolcular ısınsın diye. Ama araçların motorları da yavaş yavaş buz tutmaya başladı. Zaten araçların ön tarafı donmuş durumda. Motorlar da yavaş yavaş buz tutmaya başladı. Evet. Bekliyoruz. Yakıt için gerekirse petrollere falan gideceğiz. Artık elimizden gelen bütün çabaları sağlayacağız. Az önce yardım gelecek bekliyoruz dediniz. Henüz ulaşmadı anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, henüz ulaşmadı. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar oldu. Dediler işte yardım geldik falan. Bekliyoruz neler olacak. Biz de bekliyoruz. Peki onun dışında atıyorum gıda yardımı vesaire dışında bölgede herhangi bir çalışma yapan ekip var mı? Ya şu anda hiçbir şey yok yani. Bizim gördüğümüz herhangi bir çalışma yapan bir ekip yok. Sadece uzun bir araç kuyruğu var. Bayağı uzun. Tırların, kamyonların, otobüslerin, otomobillerin. Bekler vaziyette, durur vaziyette yani. Anladım. Peki Mecit Bey, teşekkür ederim ben aktardığınız bilgiler için. Bölgeden sıcak ilk bilgileri sizden almayı başardık. Evet sevgili izleyenler, Bursa-İzmir yolu Karacabey istikameti, yani Uluabat Gölü çevresinde
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bu araç kuyruğunun oluşmasına sebep ise bölgede tırların devrilmesi. Tabii bölgede böyle bir tablo oluşunca, her iki yönlü olarak bölge trafiğe kapanınca terminalden de İzmir'e giden araçların terminalden ayrılmamaları, oraya gelmemeleri noktasında bir karar alındı. Şu anda da Bursa terminalinden canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Çok sayıda yolcunun bulunduğunu biliyoruz. Şu anda da ekranlara yansıyor zaten bu durum. Dediğimiz gibi Bursa-İzmir yolunda, Bursa-İzmir yolunun Karacabey istikameti gidiş yönünde ve geliş yönünde, Bursa'ya geliş yönünde tırların devrilmesi sonucu bölgede yaklaşık 1500 ila 2000 civarında aracın mahsur kaldığını söyleyebiliriz. Bunu iletebiliriz. Az önce gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantısında ciddi riskler olduğunu öğrendik. Zira şu anda bölgede yolcu otobüsleri bulunuyor, normal binek otomobiller bulunuyor ve içlerinde yolcular var. Saatlerdir orada mahsur durumdalar, mahsur kalmış durumdalar ve bu noktada bölgenin de çok soğuk olduğunu, hala kar yağışının devam ettiğini söyleyelim ve araçların yakıtları bitiyor. Yani herhangi bir kurtarma söz konusu olmazsa bölgede donma riskiyle karşı karşıya kalabilir vatandaşlar. Çok ciddi bir problem yaşanıyor. Şu anda da İzmir yolunun Bursa çıkışı ekranlarınıza geliyor. Burada araçlar ilerlemeye devam ediyor. Ekiplerin birkaç kilometre sonra herhangi bir güvenlik önlemi aldığına yönelik bilgimiz var. Araçların ilerlememesi yönünde, zaten dediğimiz gibi Bursa terminalinden İzmir yönüne gidecek araçlarla ilgili de önlem alındı. Araçların terminalden çıkmaması istendi. Bu anlamda Karacabey bölgesinde, Bursa'dan Karacabey istikametine gidiş yönünde önemli sıkıntı, ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda ise Beşevler Kavşağı bölgesi güvenlik kamera, düzeltiyorum, OBS kamera görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Kar yağışının hala devam ettiğini gözlemliyoruz bölgede. Bu da gün içerisinden kar yağışı sonrası yapılan yol çalışmaları. Tabii belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü, çalışmalara başladılar. Öyle ki Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri kar nedeniyle 17 ilçede kapanan 93 kırsal mahalle yoluna müdahale etti gün içerisinde. 132 araç ve 320 personelle sürdürülüyor karla mücadele Bursa'da. Çalışmalar kapsamında Büyük Orhan'da 6, Gemlik'te 3, Gürsu'da 3, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 10, Keles'te 7 ve Kestel'de 7, Mudanya'da da 8, Mustafa Kemalpaşa'da 12, Orhaneli'de 6, Orhan Gazi'de 3, Yenişehir'de 6, Merkez Osman Gazi'de 3, Nilüfer'de 4 kırsal mahalle yolu trafiğe açıldı. Ama çok ciddi bir problemin yaşandığı yer var ki o da meydana gelen kaza sonucu, bölgede kayan tırlar sonucu Bursa Karacabey yolunda ulaşım durmuş vaziyette şu saat itibariyle, ki saatlerdir bölgede ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bölgeden aldığımız ilk bilgilerde yaklaşık 1500 ila 2000 aracın bölgede mahsur kaldığı yönünde bilgileri aldık. Biz az önce mahsur kalan vatandaşlardan biriyle gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantısında. Evet sevgili izleyenler, durum böyleydi. İnegöl, düzeltiyorum, Karacabey Bursa istikametinde, Bursa'dan Karacabey gidiş yönünde konuyla ilgili gelişmeler olduğunda önümüzdeki bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Hoşçakalın.